Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza hoş geldiniz. Ben Mert, yanımda yine Ece var. Bıktın galiba benden. Evet. Bugün sizlerle beraber Adventure Time'dan elmalı turta yapacağız. Elmalı turta tarifimize başlamadan önce nerede çıkacak o? Şurada mı? Şurada çıkacak. Burada çıkacak olan linkten bir önceki turta tarifimize gidip hamurun nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Biz hamuru halihazırda yapmış olarak başlayacağız bu sefer. Evet, biraz uzun sürüyor çünkü yapması. Evet. tıklama için son şansınız. Değil. Ben son aşağıda linke de koyarım ya. Hayır, son şansınızdır. Kaçırdınız. Aşağıda linkte yok. Buna inanmayın. Evet, şimdi ben hazırlıyorum. Siz ona bakmayın. O zaman arkadaşlar, içinde neler var? Ece'den hemen öğrenelim. Ece'cim, ne var içinde? Turtanın içi için 5 adet orta boy kırmızı elma, 1 su bardağının 4'te 3'ü şeker, 1 tatlı kaşığı muskat, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı un. O zaman kollarımızı sıvayıp girişmeye hazır mısın? Hazırım. Şimdi önce ben turta kalıbımızı yağlayacağım. Ardından Mert'e zorlu görevi vereceğim tabii ki. Ve hamuru açtıracağım. Mümkün olduğunca bol bol yağlayın ki daha sonra hamur turtayı çıkartmaya çalışırken zorlanmayın. Özellikle şöyle kenarlarına da iyice yedirin. Peki tutki evimizde bir turta kalıbımız yok. Var mı alternatif? Borcamda yapsam olur mu? Borcamda yapsan hani çıkartıp servis edemezsin ama içinden kesip kesip servis edebilirsin. Turta kalıbımızı güzelce yağladık. Bir kenara alıyoruz ve çalışma alanımıza un serpip ilk parça hamurumuzu açıyoruz. Bu kadar tane tane konuşmak da gerçekten. Şöyle şeker dökeyim işte. Hamurunuzu açarken mutlaka oklavanızı da ya da merdaneniz de ne kullanıyorsanız unlamaya iyice dikkat edin. Masamız sallanıyor. Masamız evet, çok sağlam olmadığı için sallanıyor. Biraz döverek başlayabilirsin bu arada. Hani şöyle tak 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 vurarak. Yalnız bu sefer geçen seferkinden daha güzel bir hamur elde ettik. Benim mi elimin şeyidir nedir bilmiyorum. Bir öncekini ben yapmıştım değil mi? Aha. Senin elin şeyi olabilir gerçekten. Daha kolay açılıyor yani. Tamam Ece, okey, ben kötü yapıyormuşum. Anladım. Tamam. Hayatım, yani bir öncekinin de sonuçta hazırlığını ben yaptım. Sen sadece birleştirdin. Kulak gibi çıkardı onu ya. Tamam mıdır? Tamam, yeterli. Yeah. Yeterli. Şimdi onu merdaneye sarıyorsun. Bir de oklavaya. Merdane. Merdane. Ben izleyenler için hani ne kullanıyorlarsa diye. Bilemediğimden. Bunu bilmediğimden değil. Hadi geçen yedik. Gün öğrettin bize, hatırlıyorum. Hepinize öğrettim bunu. Tamam, şimdi bana teslim ediyorsun. Hop, bu kadar. Sonra diğer bunu... kamera bunu almıyormuş. O zaman şöyle yapacağım. Bu şekilde bütün şeylerine gelecek kadar güzelce yapıyoruz. Şöyle fazlalıklarında zaten kalıbın şöyle hemen bastırdığınız anda kalıp onu şey yapıyor. Kesiyor. Kesiyor. Teşekkür ederim. Ne demek Ece'cim, her zaman. Bazen kelimeler gelmiyor aklıma. Olur öyle. Birden çok fazla dil bilen insanlarda çok oluyormuş Ece'cim. Ya işte. Ece'nin bildiği diller arasında Singapurca bile olduğu için. Adının Singapurca olduğundan emin değilim şu an ama. Şimdi gördüğünüz gibi bazı yerler biraz böyle fazla transparana yakın oldu. Onlar için şöyle birazcık alıp yama yapabilirsiniz. Nasıl olsa hani bu kısmını kimse görmeyecek ama afiyetle yiyecek. O yüzden sıkıntı değil. Yalan söyleyin, dövmüyorlar ya canım. Allah Allah. Ve turta kabımızın içi de hazır. Şimdi sırada içini hazırlamak var. Önce elmalarımızı yıkayarak başlayacağız. Biz bir yıkayıp gelelim. O sırada da masamızın üzerini biraz temizleyelim. Şimdi elmalarımızı yıkadık, soyduk, güzelce doğrayacağız. Mümkün olduğunca eşit parçalar halinde soymaya dikkat edeceğiz. Ve çekirdeklerini almamaya tabii ki. Aynı şekilde yapmadık. Hay Allah. Yani şu kalınlıktaki parçalar halinde yaparsan tamam. Yeterli olacak. Bak şuralarını da çıkartman gerekiyor. Tamam işte. Buraları bir şey yenmez. Nasıl yenmez? Yenmez abi. Nasıl
Nasıl yenmez? Yenmez oralar ya. Manyak mısın? Elmanın her yere yenir. Çekirdeğine kadar. Al işte ya, zevksiz. Tamam. Hiç oralarını da çıkartıyorum. Arkadaşlar burada gerçekten elmanın her yeri yenebilir. Dalı hariç. Siz bakmayın bu insan evladına. Sağlığımı ve fiziğimi buna borçluyum. Seni seviyorum. Bu gülüşten sonra bile evet. Acaba ben seni seviyor muyum o gülüşten sonra? Ece. Şimdi kasemizde bütün elmalarımızı aldık. Bunları güzelce önce bir şekerle şöyle karıştıracağız. Derin bir kase kullanırsanız daha rahat edersiniz. Abi adam çekirdeğini yiyor gerçekten ya. Bu kadar sene seni tanıyamamışım. Yazık, günah ya. Abi çekirdeğinin bir amacı var. Hani daha fazla elma şey yapmak ama... Hayırdır, çıkarıp ekiyor musun Ece? Yenmek değil ama bu amaç yani. Neyse. Ya bir şey olmaz yesen de ya. İçine baharatlarımızı atıyoruz. Tarçın, yeni bahar, zencefil, muskat ve 2 yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. Tekrar güzelce karıştırıyoruz. Evet, bence yeterince eşit dağıldı. Bir tane alıp tadına bakmak ister misin? Güzel değil mi? İçinde sevmediğin zencefil var. Evet, onu güzel. Şimdi bunu turta kabımızın içine güzelce koyacağız. Elini koy ya. Elimi kirletmek istemiştim ama neyse. Sen ben koyayım. Dur şöyle şey koyayım bari. Ben de durayım. Dur, aynen. Sen koy ya. Şimdi... Parmaklarımızı yalarken... Parmaklarımızı yalamayı bitirdikten sonra fark ediyoruz ki elmalarımız biraz fazla gelmiş turta kabımızın üzerine ama bakalım yani tamamen deneysel gideceğiz. Eğer başarılı olursa başarılı olacak, olmazsa her türlü yiyeceğiz çünkü şu an çiğken bile çok lezzetli. Bence de gayet lezzetli tadı. 5 elma biraz fazla, 4 bence ideal aynen olabilir. Şimdi ben ikinci hamuru açıyorum o zaman. Aynen, ben ellerimi yıkamaya gidiyorum. Buraları temizleyip ikinci hamuru açıp geri dönüyoruz. Şekilde. Bu kadar güzel açabilirdim yani. Kesinlikle harika olmuş. Güzel. Eline sağlık. Şimdi ya, yine kenarlarından şöyle şey yapıyoruz. Bastırarak. Sonra üzerine bir yumurtamız var. Onu şöyle güzel pişireceğiz. Ve yumurtamızı güzelce şöyle süreceğiz. Bol bulamaç. Şimdi tatlılığını biraz daha artırmak için üzerine şeker serpiştireceğiz. Şimdi üzerine hava alması için tam olarak Tree Trunks'ın yaptığı gibi şöyle 3'er tane delik açacağız. Karşılıklı. Niye 6 tane demedim bilmiyorum. Evet, karşılıklı 3'er tane demek daha mantıklı. İşte ben şöyle açacağım, iyice hava alsın. Çünkü içi çok dolu bir şey oldu. Dışarının taşmasını ben istemiyorum. Şunlarından da bir 2 tane aç yani. Sonunda çizgi film yani. Adamların fizik gibi bir derdi yok. Yani doğru diyorsun. Şöyle biraz daha açalım biz. Yani bir de dediğim gibi daha derin bir şeyim olsaydı, turta kalıbım olsaydı ona göre daha az açarak da kurtarabilirdim ama şu an çok kabaracağı için bu sıkıntı olacak. Şimdi bunu pişirmeye götüreceğiz. Nasıl pişireceğiz? Önden 250 dereceye içinde tepsiyle fırınımızı ayarladık. Şimdi fırınımızın ayarını 200 dereceye düşürüp bununla 35-40 dakika kadar pişireceğiz. Arkadaşlar yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirdikten sonra 4 saat kadar da dinlendirdik turtamızı. Bu sırada Mert'i ellemesin diye oyunla biraz oyalamak zorunda kaldım.
Şimdi biraz birer dilim kestik kendimize. Elle mi evladım yiyeceğiz zaten. Birer dilim kestik kendimize. Şimdi tadına bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. Sanki böyle daha bir çıtır olmuş. Üstündeki şeyiyle hem şekeriyle alakalı olabilir o. Hem de biraz daha ince açtık bu sefer hamurunu. Böyle... Ama harika bir tadı var yani. Tam tarif edemediğim gerçekten. İnanılmaz başarılı bence. Çok güzel bir tadı var. Tree Trunks işini çok iyi biliyormuş bence. Her ne kadar onun elmalarından bulamıyor olsak da Jack Ruffin'in yani lafını ettiği kadar varmış gerçekten. Çok başarılı. Eğer siz de bu tariften yaparsanız mutlaka fotoğraflarınızı bekliyoruz. Bizi şurada bir yerde çıkan sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, kanalımıza abone olabilir ve başka merak ettiğiniz tarifler varsa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Tekrar yemeğe başlayacağım diye nasıl bitireceğimi bilemedim.